Bugün sizlere tencerede sarımsaklı yeni dünya kebabı yapacağız. İnanılmaz bir lezzet. Malta eriklerini alırken mutlaka ve mutlaka ekşisini seçeceksiniz. Niye kısa diyorum bunun mevsimi? Çünkü bu meyve olduğu zaman, yani tatlı olduğu zaman bu kebap yapılmaz. Bu yemek yapılmaz. Ne olur? Meyve olmuş olur o anca. Şimdi daha meyve olmak üzereyken böyle tatlı mayhoş olacak. O etle de buluştuğunda bu bir lezzet verir. Mutlaka tatmalısınız. İnanılmaz. Yılda yani bir ay diyemeyeceğim. 20 günü geçmez. Çünkü hemen meyve olur. Çok hemen tatlılanır. O hemen tatlılanmadan önce biz işte onu alacağız. Kıymamızı alacağız. Daha sonra sarımsak böyle dişlenecek. Baş verecek. Böyle tane tane olacak. Ve taze olacak. Kuruduğu zaman bu da olmaz. Tazeyken daha bunu da aldık. İkisinin birleşiminden muhteşem bir lezzet çıkacak. Bunu ekşi aldık. Getirdik. Dişli taze sarımsağımızı da aldık getirdik. Ne yapıyoruz şimdi? Kıymamız da burada. Öncelikle ben sarımsağın nasıl ayıklandığını size bir tane göstermek istiyorum. Yakından. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle püsküllerini kesiyoruz. Püsküllerini alıyoruz. Sonra sapını şöyle iki türlü yapabiliriz. Bakın sapını şöyle yaptığımız zaman şöyle içine çöpü vardır gördüğünüz gibi. Onu çıkaracağız. İkiye vuruyoruz. Şunları birlikte alıyoruz. Şuradan da birlikte alıyoruz. Ortasındaki çöpü de aldık mı? Tamam. Şunu aldık. Şunu da aldık. Heh. Bakın şunu mutlaka çıkarmamız lazım. Oldu sert çünkü şurası. Çöp. Bunları koyduk. Hepsini böyle hazırladık. Yeni dünyalara. Yani Malta eriğini. Nasıl yapacağız? Onu görelim. Şöyle yavaşça kesiyoruz ortadan ikiye. Çekirdeklerini alıyoruz. Buraları şöyle arka kısmını aldık mı şu hale getireceğiz. Bunları şöyle bırakıyorum. Çekirdeğini alalım. Hop. Böyle kaçar. Gördüğünüz gibi bunları böyle tek tek çıkaracağız bunları. Birkaç tanesini beraber çıkaralım. Şöyle öncelikle tam bir ikiye böldüğümüz zaman gördüğünüz gibi bunları alıyoruz. İçinde bir şey bırakmayalım. Çok bastırmıyoruz çünkü çok bastırırsak içindeki çekirdeklere denk gelir. Çekirdekleri de kesmeyeceği için çekirdekler çok serttir. Dış tarafını yani şuralarını keseceğiz. Şöyle şöyle kesip çekirdeğe geldiğimizde bırakalım. Şöyle döndürdüğümüzde çok rahatlıkla içindeki çekirdeği de böyle alırız. Şuralarını da keseriz. Bakın tekrar yapayım burada. Şöyle yapıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Böyle fazla bastırmıyorum. Niye fazla bastırmıyorum? Çünkü fazla bastırdığım zaman şuradaki çekirdeğe gelir. Bu çekirdekte bıçağımız kesmez. Böyle kalır. Ne yapıyoruz dersin? Yalnızca şöyle Malta eriğinin şöyle burasını kesip birleştirip ondan sonra da çekirdeklerini aldığımız zaman şöyle elimizde dibini de çıkardık. Evet. Bu hale getirdik gördüğünüz gibi. Evet, sarımsaklı yeni dünya kebabımızı yapmak için her şeyi hazırladık. Ne yaptık? Güzel güzel Malta eriklerimizin çekirdeğini çıkarttık ve hazırladık. Sarımsaklarımızın dış kabuklarını soyduk, ortasındaki çöpü aldık ve dış kabuklarını dalıp hazırladık. Kıymamızı da koyduk. Şimdi tenceremizi de yanımıza aldık. Şimdi ne yapacağız? Kıymamıza birazcık baharat koyduktan sonra yapmaya başlayacağız ama ben bununla ilgili birazcık size bilgi vermek istiyorum. Gaziantep bölgesine aittir bu yiyecek. Gaziantep yazın böyle ilkbaharda geldiğiniz zaman, yani bu mevsimde geldiğinizde evlerde, piknik yerlerinde, restoranlarda, her yerde bunu görürsünüz. Yeni dünya kebabı, sarımsak kebabı, yeni dünya kebabı, sarımsak kebabı. İnanılmaz bir lezzettir. Eğer yolunuz Gaziantep'e ilkbaharda düşerse mutlaka bunu deneyin. Ama bunu denemek için de illa Gaziantep'e gitmek gerekmiyor. Benim tarifimi yaptığınız zaman evde de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama evdeki lezzetle, yani ben tencerede yapacağım, restorandaki lezzet farklı. Hangisi güzel? Tamamıyla kendi damak zevkinize bağlı. Bazısı onu sever, bazısı onu sever. İkisini de deneyin. Hangisini yemek isterseniz canınız onu yiyin. Ama bunu yapmak çok basit. Yani pazardan, marketten ne yapacaksınız? Hemen 1 kilo malterimizi aldık. Yanına da 3 tane, 4 tane, 4 baş taze sarımsağımızı da aldık. Kasaptan kıymayı da aldıysak bitti. Gerisini kendiniz yapabileceksiniz çok rahatlıkla. Hiç zor bir şey değil ama bir lezzet olacak. Anlatamam size. Şimdi yapmaya başlayalım. Kıymamıza şöyle bir karabiber koyuyoruz. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı tuz, hatta yarım kaşık daha atalım. Çünkü sebzenin de tuzunu atmış olalım içine. Şöyle kıymamızı karıştıralım. Kıymamızın rengi açık, kuzu kıyması olduğu için rengi böyle birazcık size yağlı gibi geliyor. Evet, hazır. Biraz da su koyuyoruz böyle elimiz yapışmasın diye elimize. Bir ceviz büyüklüğünde bu kadar kıymamızı aldık. Hatta daha da azalabiliriz. Yeni dünyamızın ortasına koyduk. Bunu da böyle yaptık. Getirdik. Bu şekilde dizdik. Bunları bu şekilde arasına koyduk, dizdik. Yeni dünyalarımızı koyduk. Şimdi sarımsak kebabında sarımsaklarımızı da koyuyoruz böyle gördüğünüz gibi. Böyle bastıralım. Bu kadar. Bunları da böyle dizelim şimdi. Evet. Son malterimizi de koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tam bir resim hazır. Bakın. Bundan sonrasını ne yapıyoruz? Bundan sonra eldivenlerimizi de çıkaralım. 1 çay bardağı, gördüğünüz gibi 1 çay bardağı suyu şöyle koyuyoruz. Bakın 1 çay bardağı. Ağzını kapatıyoruz. Ocağımızın üzerine koyduktan sonra bunu 30 dakika kaynayana kadar altı açık. Kaynadıktan sonra kısıyorsunuz. Kesinlikle kısıyorsunuz. Yavaş ateşte. Çünkü hızlı ateşte olursa o arasındaki kaynar içinde ne kıyma kalır ne bir şey. Olursa sulu yemek. Böyle bir şey yapmayın. Kaynayana kadar bekleyin. Bakınız tık kaynamaya başladı. Kısık ateş alıyorsunuz. O malta eriğinin eksisi, lezzeti, sarımsağı, kendi suyunu da verecek. Et de oradan ne yapacak? Eriyecek içindeki etin yağları. İkisi buluşacak ve etin yağı ve malteriyenin suyuyla burayı pişecek. Lokum gibi. Koyalım, 30 dakika sonra görüşelim. Evet, şimdi kaynamaya başladı. Bakalım hep beraber hangi aşamadayız. Bakın kaynadı. Hemen yavaş alıyoruz altını ve yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl bir koku var anlatamam size. Mayhoş böyle ekşi kokular geliyor. Sarımsağın kokusu. Gördünüz mü? Bakın 1 çay bardağı suyla bu hale geldi. Bu suyun %70'i şu anda hem yeni dünyanın yani malta eriğinin suyu, etin suyu ve yağı ve sarımsağın. Üçü birleştiğinde Öyle o suya böyle bandıra bandıra yiyeceksiniz biraz sonra. Tam 30 dakikamız geçti. Gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti, hazır. Baktığınızda şöylece bıçakla hafif dokunduğunuzda gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Bakın, bakın lokum gibi hazır. Suyu gördünüz mü? Hemen altını kapattım. Bakın bir çay bardağı su. Ne kadar güzel pişirdi, yemeğimiz hazır. Şimdi tadına bakma zamanı. Evet, sarımsaklı yeni dünya kebabımız hazır. Tencerede yaptık ve herkesin evde yapabileceği şekilde yaptık. 30 dakikada geçti. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Mis mis. Şimdi şöylece yeni dünyasından biraz alıyoruz tabağımıza. Sarımsağı da aldık. Şimdi bunu şöyle, lavaş var ise lavaşa yatırıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Bakın bir yeni dünya kıyma. Sarımsağa bakın nasıl. Bakın. Bakın görüyor musunuz? İlik gibi oldu bakın. Bakın 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 bakın. İnanılmaz. Tıpkı bir ilik. Hı. Şöyle. Etini de koyduk. Mal çeliklerini de koyduk. Evet. Evet. Şimdi bunlar yeterli. Yarım tane sarımsak, malteri, şimdi karabiberini koyuyorum. Bakın. Biraz da tuza koyuyorum. Dürümümüzü altını katlıyorum. Sonra böyle yapıyoruz. Böyle boşluğunu alıyoruz. Altını katlıyoruz ki oradan dökülmesin diye. Evet. Lavaş bulamazsanız, yani yakında bir restoran ve kebapçı varsa bulabilirsiniz. Bulamazsanız benim YouTube kanalımda çok basit bir şekilde yapımını anlattım. Bakıp bunu yapacağınız zaman yapabilirsiniz. Herhangi bir ekmekle de yiyebilirsiniz ama gördüğünüz gibi lavaşı, yani sarımsağı, yeni dünyayı, malterini hepsini koyup böyle dürüm yaptığınız zaman hepsinin lezzeti karışmalı. Daha sonra hatta bunun dibinde birazcık su vardı ya. O suya da bunu banabilirsiniz. Yanına da bir bardak ayran. Tadına bakalım. Bazı lezzetler vardır, anlatılır ama bu anlatılmaz. Mutlaka yapılır ve yenir. Hepinize afiyet olsun. Pişman olmayacaksınız. Deneyin.